Magazin 8'de sırada ünlülerin çarpıcı açıklamalarıyla dolu bir magazin turu var. Hamile iken 14 kilo alan Pelin Karahan doğum kilolarından nasıl kurtuldu? Bir anne için gerçek bir spor. Ünlü komedyen Önder Açıkbaş, meslektaşı Şahan Gökbakar'dan söz ederken neden şekilden şekle girdi? Canlamam böyle ya, Şahan falan. Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılan milli takımımız için marş yazan Murat Başaran yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Dans müziği gibi böyle. Ne bileyim hani karşıdaki futbolcuyu dans... Keyifli ve hızlı bir magazin turuna başlıyoruz. Ulus'tayız. Bir tanıtımda Pelin Karahan'la karşılaştık. Daha biz soru sormadan ünlü oyuncu anlatmaya başladı. Meğer günlerdir tatil planı yapıyormuş. Sonra yaz tatili başlasın. Rota çoktan belirlenmiş. Ama bir yurt dışımız olur, bir yurt içimiz olur. Hani ailece birlikte böyle birbirinden böyle denize sokabileceğimiz. Sizlerin çok olmadığını normal görüyorum. Oğlu Ali Demir'i kucağına aldıktan sonra Pelin Karahan doğum kilolarından hızla kurtuldu. Üstelik spor ve diyet yapmadan. Peki bu nasıl oldu diyorsanız ünlü oyuncuya kulak verin. Spor hiç vaktim olmuyor. Yani Ali Demir doğduğundan beri ne yazık ki. Bir de tabii sette başladığı için bir süre sonra hiç vaktim yok. Ama gerçekten bir erkek çocuğun peşinden koşmak bir anne için gerçek bir spor. Aynı etkinlikte Ece Erken ve yakışıklı oğlu Eymen de vardı. Anne oğul Boğaz'ın eşsiz manzarasının tadını birlikte çıkardı. Oğlumla ilk davetim. Anne ve oğlu İstanbul sezonunu kapatmaya hazırlanıyormuş. Yarın Çeşme'ye gidiyoruz. 2 ay Çeşme'deyiz. Ece Erken röportaj verirken minik Eymen'in tüm dikkati kameralar üzerindeydi. Şaşkınlık dolu bakışları şirinliğine şirinlik kattı. Arkadaşlar. Ya? Bebek arabanın taşınışının var. Tak vallahi öyle. Günü geceye döndürdük ve kameramızı Ulus'a. Murat Başaran ve 2013 yılında hayatını birleştirdiği eşi Pelin Hanım'a çevirdik. Ünlü şarkıcı hem mutlu hem heyecanlıydı. Milli takımımız için bir marş yaptım. Onun heyecanı içerisindeyim. Haydi Türkiye, alına beyazına. Allah Allah. Euro 2016 için milli takımımıza marş yazan ünlü isimlere Murat Başaran da katıldı. Serdar Ortaç'tan Ayla Çelik'e pek çok isim milli takım için son günlerde marş yazdı. Murat Başaran hepsini dinlemişti. İçlerinde en takıldığıysa Ayla Çelik'in Bağdat şarkısını uyarlayarak yaptığı marştı. Ayla Hanım'ın yaptığı şarkı da güzel. Ha, biraz slow olmuş o. Biz uğrunda 100 kere 1000 kere ölebiliriz. Dans müziği gibi böyle. Ne bileyim hani karşıdaki futbolcuyu dans... Şaka yapıyorum tabii de. O dans müziği. Hani marş dediğin biraz daha şey olur, heyecan verir. İstanbul'un eğlence merkezlerinden Beyoğlu'na geçiyoruz ve ünlü komedyen Önder Açıkbaş'la keyifli bir sohbete başlıyoruz. Bu yaz bitmeden 2 film yapmış olacağız. Anlaşılan bu yaz ünlü komedyen için hızlı geçecek. Tıpkı gecenin hızlı geçtiği gibi. Baksanıza kameraların kayıtta olduğunu unutup nasıl da yoldan geçen arkadaşlarına laf atarak herkesi kahkahaya boğdu Önder Açıkbaş. Sen kimsin? Kemancı mı? Kemancı! Hadi gel, ünlü oldum, başımın tacı. Gidiyorum ben. Ortam sakinleştiğine göre konumuza dönelim. Türkiye'de erkek komedyen deyince akla gelen isimlerden biri de Önder Açıkbaş. Ama bakın onun hayran olduğu, örnek aldığı isimler kimler? Cem Yılmaz'ın Ali Baba 7 Cüceler'deki prodüksiyona hayran oluyorum. Cem abinin kafasını çok severim. Cem abi de beni sever yani. Nerede görsek birbirimizi öper sarılırız. Ama birlikte midye yemeye gitmeyiz yani ama. Mesela Recep İvedikler'e gülmüş bir çocuğum ben. Bir de o tribi hiç anlamam böyle ya. Şahan falan. Olur mu canım yani? Şahan'ın mesela gözünün bebeğidir İvedik. Ve buradan çok büyük başarı elde etti. O Şahan çok şanslı abi yani. Biraz da aşktan meşkten konuşalım. Hep yalnız mı göreceğiz sizi Önder Bey? Çok güzel kızlar var. Gerçekten. Yani ülkedeki kızların ırk... Ama biz işte patates.